Merhabalar değerli hocalarım, kıymetli misafirler. Hepinizi Kuram'ın partneri, DSM Araştırma ve Uygulama Merkezi Kuram'ın ve unutmadan baştan söylememiz lazım. Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin yeni bölümlerinden koruma ve onarım bölümü olarak birlikte düzenlediğimiz kültürel miras buluşmalarına hoş geldiniz. Malumunuz iki yıldır Zoom diye icat, yeni bir icat üzerinden görüşüyorum. Bir taraftan bunun dezavantajlarını yaşarken, diğer taraftan Hacı Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak hızlı bir şekilde adapte olduğumuzu düşünüyorum. Hem fakülteler hem de araştırma merkezlerimiz faaliyetlerimizi çevrim içi olarak durmadan devam ettirme gayreti içerisinde olduk. Bunları tartışıyoruz. Benim de en sevdiğim konulardan bir tanesi Ayasofya'nın bu batı cephesi ve onun restorasyon sorunlarını konuşmak. Bu sorunların içerisine bir sürü rekonstrüksiyon sorunları da giriyor tabii. O hakikaten ilginçtir. Bunlardan bir tanesi medrese. Herhalde görebiliyorsunuz bu muhteşem bir fotoğraf. Bayezid Kulesi'nden çekilmiş. Ve aslında Ayasofya Medresesi kent süliyetinde bir yere sahip değil. Ayasofya'nın hemen yanında. Ayasofya'nın kuzey cephesinde kot seviyesi çok radikal bir şekilde değiştiği için ne yazık ki bu tarafta şey yok. Hani Bizans devri kotunu çok iyi takip edemiyoruz. Yapılar çok şey. Etrafı yükselmiş, yükseltilmiş set üzerinde Suru Sultanliği ve hemen onun önünde Sultan Mahmud'un imareti var. O yüzden bu cephe çok az bilinen bir cephe. Onun batı cephesiyle birleştiği köşede bulunan medrese kent süliyetinden görülüyor. Ancak Bayezid Kulesi'ne doğru çıkarsanız, çok yüksekten bakarsanız bu açıdan görebiliyorsunuz. Ama normalde Ayasofya'ya yaklaştıkça çekilmiş eski fotoğraflarda görülmüyor. O yüzden bu çok ilginç bir fotoğraf. Ben de bununla başlamak istedim. İşte hemen Ayasofya'nın bitişiğinde bu muhteşem yapı ve bir sürü evre var batı cephesi üzerinde. Hemen onun bir köşesinde medrese iki katlı şeyiyle, bunu şuradan şöyle gösterebilirim. Hemen şu yapımız, iki katlı cephesi, bacaları, Sultan Mahmud İmareti'nin hemen önünde, bir tarafında Soğukçeşme Sokağı, Suru Sultani, Aya İrini, işte Ayasofya'nın batı cephesi, Vaftizhanesi, işte etrafındaki yoğun konut dokusu. Bu haliyle bakıldığında hakikaten müthiş bir yığın görüyorsunuz. Yani böyle yan yana gelemeyeceğini düşündüğümüz her türlü kültür vardı, her dönem, her uslup bir fotoğrafın içerisinde bir araya gelmiş gibi görünüyor. Bu medresenin inşasına karar verildiğinde bir takım tartışmalar olmuştu. Ayasofya'nın çevresindeki doku aşağı yukarı neye benziyor diye. İşte şöyle bir genel görüntü. 5. yüzyıldan beri bu bölgedeki yapılaşmayı takip edebiliyoruz. Çok küçük iki bir yapımız var. Ayasofya'nın hazine dairesi, Sikevofülakyonu ve Ayasofya'nın batı cephesindeki bir açma. Aslında 30'lu yıllarda Ayasofya'nın Revaklı Avlusu'nu belgeleyebilmek için başlayan bir kazı. Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün başladığı bir çalışma. Fakat garip bir şekilde 2. Ayasofya'nın izleriyle karşılaşılmış ve onlar da birçok mimari parçayla birlikte mevcut kalıntılar Ayasofya'nın önünde sergilenmiş. Böylelikle Ayasofya'nın ön cephesinde, batı cephesinde bir 5. yüzyıl kesiti de açılmış. Aslında 1930'lu yıllara kadar bu 5. yüzyıl yapısının izleri hiç görülmüyor idi. Bir kazıyla birlikte modern çağın kente bir hediyesi olmuş. Bu Ayasofya'nın ve İstanbul kentinin bu tabakası böylelikle açığa çıkmış. Hatta biz geçen gün böyle bir yerde tartıştık, bir meslektaşım bu kazının genişletilmesini istiyor Ayasofya'nın önünde. Aman bırakın kazanın şurayı bir güzel şey yapalım ama düşünün 6. yüzyıl kotunun önünde böyle neredeyse 3,5-4 metre kazarsanız bir anda kocaman bir hendek oluşacak Ayasofya'nın önünde. Aslında hiç kolay şeyler değil. Ben de çok merak ediyorum kim ne güzel şeyler tespit edebileceğiz Ayasofya'nın 5. yüzyıl çevresiyle ilgili ama bu arada 6. yüzyıl yapısının ve bugünkü yaşayan Ayasofya'nın bütün koplarını da değiştirmiş olacağız. Çevresini de, bütünlüğünü de. O yüzden çok zor. Asırlar içerisinde birikim görülüyor. İşte 5. yüzyıl burada
aman işte pek severiz Bizans moru ya da Platon ne diyeceksek buna işte Bizans'ın 6. yüzyılını ondan gösterdik. Bir arkadaşım da 15. yüzyılda Sulu Sultani buraya eklenmiş durumda. Baharat tespit edilebilen. 16. yüzyıl Ayasofya'ya eklenen payandalar, türbeler. 18. yüzyıl Sultan Mahmud'un müthiş bir şeyi var, projesi var. Bir sürü yapı ekliyor. 1. Mahmud Ayasofya'yı muhteşem bir manzume ya da ne diyeceksek külliyeye çeviriyor. Belki Osmanlı tarihinin en muhteşem şadırvanını inşa ediyor ki ben hani kentte de Osmanlı coğrafyasının geri kalanında da bu kadar muhteşem bir şadırvan görmedim. Çok güzel bir kütüphanesi var. Hakikaten izlemeye değer Ayasofya Kütüphanesi. Çok da iyi korunmuş, raflarına kadar korunmuş bir kütüphane. Bir imareti var. Muhteşem bir kapısı var. O da benzersiz bir kapıdır Osmanlı dünyasında. Babı Hümayun'a doğru bakan. Sıbyan Mektebi var. O bu işler içerisindeki en mütevazı yapı. Çocuklar için pek keyifli bir şey tasarlamış. Onun bir sürü yapısı var. En sonunda da 19. yüzyılda işte medresemiz bir sürü hikayeden sonra yenilenmiş bir leke olarak şuraya geliyor. Bir de muvakkithanemiz ve yapının bugün de çevre duvarları var. Bu anlamda baktığımızda tabii Soğukçeşme Sokağı'ndaki kültür varlıklarını da hatırlamak lazım. Onlar da aşağı yukarı 19. yüzyıl görüntüsüyle büyük ölçüde rekonstrüksiyonu yapılmış yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Hemen yapının batı cephesinde görüyoruz ki Ayasofya'nın batı cephesi çok ilginç. Yapının cephelerini algılamak pek kolay değil. Osmanlı devrinde üç cephesine, mihrap cephesine, kuzey-güney cephelerine çok büyük payandalar yapıldığı için cepheyi izleyemiyorsunuz artık. Algılamak neredeyse imkansız ama batı cephesi bize hakikaten kendini biraz daha iyi sergiliyor. Çünkü buradaki payandalar burada da var ama uçan payandalar. Bunlar da kent tarihinin en ilginç hikayelerinden biri. Hemen bu işte biraz evvelki fotoğraftan sonra yapıya yaklaştık biraz daha. Şuralarda bir yerde de medresemizin gelmesi bekleniyor. Henüz bu fotoğraf çekildiğinde o şey yapılmamıştı. İşte batı cephesi bu vaziyette. Bir revaklı avlusu varmış. Çok enteresan. Yani Bizans kaynakları bu revaklı avluyu çok keyifli anlatıyor. İstanbul'un en güzel revaklı avlularından biriymiş. Dört tane sergi dikiliymiş bu avluda. Paulus Silenterios 6. yüzyıldan bir şiirde keyifle bu avluyu anlatıyor. Avlu Osmanlı dönemine kısmen ulaşmış, bazı birimleri yaşamış. Bugünse sadece şu şey kısmı, iki kısmı biraz görülüyor. Dış narteks diye tanımladığımız şey de aslında Ayasofya'da bu avlunun, revaklı avlunun bir birimi. Ayasofya'ya göre biraz daha alçaktır o. Çok ilginç bir avlu bu şeyde yaşasaydı. Bir takım hani onun yaşayamaz hale gelmiş çünkü bu batı tarafına şu uçan payandalar eklenmiş. Bizans kaynakları 10. yüzyılda Ayasofya'nın büyük kubbenin batı yarısının çöktüğünü söylüyor. Onu destekleyebilmek için 10. yüzyılda bir takım payandalar eklendiğini ısrarla hatırlatıyorlar. Daha sonra biliyoruz ki 13. yüzyılda Haçlılar bir kiliseyi bir Katolik kilisesine, bir katedrale çevirdiklerinde yine bazı sağlamlaştırmalar yapmışlardı. Ve 14. yüzyılda Palaiologoslar çağında batı cephesi yine bir tamir görmüştü. 14. yüzyılda doğusunda da bir çöküntü oldu. İşte bu da çok ilginçtir. Bu uçan payandalar muhteşem bir konu belki çalışmak için. Ya 10. yüzyıla aitler, o zaman dünyada tespit edilen en erken uçan payandalardan. Hani gotik mimaride çok örneği var Avrupa'da ama 10. yüzyıl o çok erken bir tarih. Eğer 10. yüzyıl varsa hakikaten dünya mimarisinin en anıtsal erken uçan payandaları gibi görünüyor. Eğer 13. yüzyılsa 1204-1261 arasında inşa edildiyse ki bazı Avrupalı tarihçiler buna sanat tarihçileri ısrar ediyorlar. O zaman Haçlı seferlerinin İstanbul'daki bir hatırası. Avrupalılar bunu Ayasofya'ya eklediler. Ama galiba biraz hoşlarına da gidiyor bunu söylemek. Ya da 14. yüzyıla aitler. Ama bunlar sıvalıydı yakın zamana kadar. Sıvalar söküldüğünde görüldü ki aslında bu ayakların alt kısımları daha erken, üst kısımları daha geç. Yani galiba 10. yüzyılda yapılıp 14. yüzyılda yenilenmişler ve işte tam ortalarına da bir hatta çan kulesi de konmuş şurada anladığımız kadarıyla. Şunların üzerinde bir çan kulesi de bulunuyor imiş.
Bu cephenin mermer kaplı olduğunu da biliyoruz. En azından 6. yüzyılda. Bugün sıvalar kaldırılıp temizlendiğinde bu izler rahatlıkla görülebiliyor. Levaklıoğlu'nun bir eski Robertson'un fotoğrafında iki sütununu ve kemerli kurgusunu görebiliyoruz. Şöyleydi. Bir öncekine de bakarsak. Nedirseye geleceğim hocam birazdan. Ama dayanamayarak Batı cephesini çok seviyorum. İster istemez azıcık onu da araya koyayım dedim ama medreseye birazdan geliyoruz. Kısacık onu da konuşuruz diyeyim. İşte Bizans çalışan birine Osmanlı'da anlat derseniz böyle deformasyonlar oluyor. Yani ister istemez. Hatta bana askere gittiğimde... Destek olarak Süpü hocamızı getirdim. Evet. Ama ben askere gittiğimde komutanımız bana tezinin dipnotlarını yazdırmak istedi. Yapabilirim diye düşündüm. Askerde komutana iyilik yapmak da çok keyifli bir şeydir. Ama meğer dipnotları yazmak için önce metni oluşturmam gerekiyormuş. Ama o da alıştıra bu fikre beni dahil etmişti. Toplam kalite yönetiminde insan faktörünün yeri ve önemi konulu bir tez hazırladım. Birçok İstanbul'dan arkadaşım bana kaynaklar yolladı. Ama İstanbul'a tezimle geri geldiğimde, komutanım tabii ki tezin sahibi ama arkadaşlarım çok güldüler. 120 sayfalık tezin 80 sayfası toplam kalite yönetiminin tarihiydi. Bana çok ilginç geldi konu. Bir türlü konuya girememişim ama. Ama tarihini çok iyi biliyorum hakikaten. Hala size toplam kalite yönetiminin tarihini anlatabilirim. O çok ilginç bir şeydi. Şimdi de gireceğim ama. Birazdan medreseye geliyoruz. İşte şu şeyde, Revaklıoğlu'da şurada çifte sütunları görüyorsunuz. Batı cephesinde vardı. Fotoğraflarda bile görüyoruz. Şimdi sadece şurada hemen bir iz olarak duruyorlar. Maalesef yok olmuş. Revaklıoğlu'nun bir şeyi burada, bir şeyi burada. Medresemiz de hemen şurada bulunuyor idi. Revaklıoğlu ama Osmanlı tarihinin önemli bir evresinde, yani daha başında herhalde ortadan kalkmış idi. 16. yüzyılda görmüyoruz gravürlerde vesaire şeylerde Revaklıoğlu'yu. Ama hemen yanında 1574'ten bir ilginç çizimde böyle ilginç bir yapı grubu var. Belki Ayasofya'da işte papaz odaları dedikleri, medrese gibi kullandıkları yapı grubu aslında bu. Çok düzenli bir yapı değil. Ama galiba 2. Selim devrinden itibaren yavaş yavaş bunlar ortadan kalktı. 19. yüzyılın başlarında Kosaklılar böyle bir albüm hazırladıklarında bu şekilde görünüyordu Batı cephesi ve hemen onun etrafındaki yapılar. Aslında hep revaklar var. Ahşap basit yapılar gibi görülüyor. Kâgir altyapılar üzerinde yükseliyor bunlar. Ama şey değiller. Hani böyle bizim beklediğimiz etkileyici bir 16. yüzyıl medresesi görmüyoruz. İşte birazcık Osmanlı kaynaklarında bunun nasıl geliştiğini birkaç notla anlatmaya çalıştım. İşte 1466'dan itibaren işte Bizans yapısını terk edip bir Osmanlı medresesi inşa ediliyor. Fakat o medrese defalarca yenileniyor. Medresede ilginç isimler müderrislik yapıyorlar. İstanbul'daki Osmanlı eğitim tarihi, İstanbul'daki İslam eğitim tarihi açısından bu medrese oldukça ilginç. Müessese olarak ilginç. Ama binası uzun yıllar kentin içinde kalmıyor. İkinci Bayezid bunu geliştirmek için ikinci bir kat ilave ediyor. Ve işte İkinci Selim devrinde muhtemelen Sinan Ayasofya'nın birçok yerine müdahalede bulunduğu gibi zaten Batı cephesinin bir köşesine minareyi de oturtuyor. İki minare, Batı cephesindeki iki minare onun. Medreseyi de büyük ölçüde elden geçirdiği anlaşılıyor. 1595'te medresenin kadrosu 22 kişilik. Bu bana çok ilginç geliyor. 15 öğrenci var. 7 tane de görevli. Yani görevli sayısının iki katı kadar öğrenci. Bilmiyorum şimdi Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde oran nedir ama Osmanlı eğitim yapılarında galiba ekseriyette oran bu. Görevli sayısının en fazla iki katı kadar öğrenci var. Sanırım bayağı birebir bir eğitim söz konusu. 17. yüzyılda 1. Ahmet, 18. yüzyılda 1. Mahmut bu medreseye müdahalelerde bulunuyor. Birçok onarım yapılıyor. 3. Mustafa'nın uygulamaları var. 2. Mahmut epeyce yenileme yapıyor. Fakat bu sözünü ettiğimiz işler uzun uzun Osmanlı kayıtlarında verileri olmakla birlikte maalesef bunlarla ilgili sizinle paylaşabileceğiniz bir şey yok.
Bunun bir gravürünü de tespit edebilmiş değiliz henüz bu yapıların. Bunlar ortadan kalkmış. Hep beklendiği şey aslında Mimar Fossati'nin Sultan Abdülmecit devrinde yapılan o çok büyük Ayasofya onarımında Fossati'lerin de bu medreseyi yeniden inşa etmesi bekleniyor. Fakat onların bir müdahalesi yok galiba. Çünkü Fossati'ler kendi müdahale ettikleri şeylerin hepsini çizmişler ve onları bizimle paylaşmışlar. Raporlarında da var. Yayınlamadıklarının desenleri, çizimleri var. Fakat medreseyle ilgili hiçbir şey yok Fossati'lerin çalışmalarında. Sema Doğan'ın böyle İsviçre'deki arşivlerinde muhafaza ettikleri çizimleriyle ilgili bir çalışması var ama görmüyoruz. Anladığımız kadarıyla Sultan bu biraz daha geç bir devirde inşa ediliyor, yenileniyor. Ama çok bana bu ilginç geliyor. Osmanlılar 19. yüzyılda Abdülaziz'in belki ilk dönemlerinde bu yapıyı yeniden yapmayı düşündüklerinde iki tane avlulu ve iki katlı bir medrese tasarlıyorlar. Fakat cephesi tamamen bir 19. yüzyıl yapısı. Hemen Tanzimat sonrasında gelişen usluba çok uygun bir yapı gibi görünüyor. Bu haliyle Osmanlıların modernleşen eğitim anlayışının ilk yapılarından biri haline geliyor bu Ayasofya Medresesi. Bir de bu anlamda ilginç bir şey kazanıyor. Avrupa mimarisinin formlarını kullanarak bir cephe oluşturuluyor. Bu açıdan da çok ilginç. İslam dünyasında galiba Batı etkisiyle şekillenen ilk medreselerden biri oluyor. Bu Batı mimarisinin, modern Avrupa mimarisinin etkisiyle şekillenen ilk İslam eğitim yapılarından birine dönüş veriyor. Ama sonra maalesef bir sürü tartışmadan sonra Serdar Paşa bunun yıkılmasına uygun görüyor. Bir sürü tartışmayla geri geliyor. İşte 1924'te hala önemli bir medrese ama bir süre sonra işte tebliğli tedrisat kanunuyla filan fonksiyonunu kaybediyor. Öksüzler yurdu oluyor. Ayasofya 34'te müze haline getirildikten sonra önce müzürlüğe devrediliyor fakat yurt olarak kullanılmaya devam ediyor. Sonrasında da işte birçok tartışmayla 36 yılından itibaren bir sürü yazışma karşımıza çıkıyor. Sonrasında yapının hem planı çiziliyor hem çok sayıda fotoğrafı çekiliyor ve arkasından yıkılmasına karar veriliyor. Ve bunlar ortadan bu yapı maalesef Ayasofya'nın yanından yeniden kayboluyor. 1982 yılına gelindiğinde medresenin kayıp olan, boş olan arazisinde bir kazı yapılmaya karar veriliyor. Erdem Yücel bir makaleyle bunu yayınladı. Ve 1874'te inşa edilen medresenin izleri, temel izleri ortaya çıkarılıyor. Sonrasında uzun bir süreç sonunda bu temel kalıntıları önce tescil ediliyor. Bir sürü tartışmadan sonra rekonstrüksiyon için uygun bulunuyor. 2013-2019 yılları arasında birkaç etaplı bir restorasyonla da medrese yeniden ihya ediliyor. Bu arada Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bütün bu sürecin dışında çok güzel bir yüksek lisans tezi hazırlanıyor. Ayasofya Medresesi ve rekonstrüksiyonu ile ilgili. O da bu konuları çok güzel tartışıyor. Onu da hatırlatmakta fayda var. Ben biraz medreseyi hızla size hatırlatayım istedim. Medresenin ilk müderrisi, bunlar Şakay Kanumaniye'den, işte bir tarafta Molla Hüsrev, medresenin ilk müderrisi, Osmanlı kaynaklarının ısrarla anlattığı, onun güzel bir minyatürü var. Diğeri ise Ali Kuşçu, onun da bu medresede eğitim verdiğini biliyoruz. Galiba bir oda onun ismini taşıyor. O da yine aynı şeyde, Şakay Kanumaniye'nin bir minyatürüyle Fatih'e eserini takdim ederken gösteriliyor. Aslında bunlar bana çok hoş geliyor. Yani yan yana gelmeyecek her şey bir anda bir araya geliyor. Türkistan'ın, Orta Asya'nın çok meşhur bir uleması Fatih devrinde Bizans'ın bu en meşhur anıtının yanında birdenbire bir eğitim şeyi olarak karşımıza çıkıyor. Yani hakikaten bu kentte yan yana gelmeyecek her şey yan yana ve üst üste. Kentimizin bence en güzel tarafı da bu. Hani bu antik mirasın üzerinde birdenbire böyle bir şey görüyorsunuz. Orta Asyalı bir ulema. Aslında çok merak ediyorum neler hissetti bu yapıya karşı, neler düşündü. O da bana çok ilginç geliyor. Ama şunu söyleyeyim, İhsan Fikret Ogan Hoca ile bir konuşmada böyle bir şey tartışmıştık. O da dedi ki bir grup Özbek Hoca gelmiş Özbekistan'dan İstanbul'a. Onlar Ayasofya'yı gezdiklerinde dehşete kapılmışlar ve çok memnun olmuşlar ve demişler ki yani siz hakikaten çok medeni bir ulussunuz.
Çünkü bizim muhteşem kentlerimiz var ama 6. yüzyıldan kalma hiçbir anıtımız yok. Onu ısrarla hatırlatmışlar Semerkant, Buhara ya da şeyde. Ama hemen şunu da hatırlatalım. Bizde bu büyük kentlerin İslam öncesi dönemine ait bir kalıntı da yok. Ayakta kalmış diye hatırlatmışlar. Ama bizim kentimizin ortasında bu efsafta bir anıt yaşamaya devam etmiş. Hakikaten İslam dünyası içinde bence çok ilginç bir yeri var. Tartışmak da gerekiyor belki. İşte tekrar bu eski fotoğrafta aşağı yukarı medresenin kent içindeki konumu. Encümen Arşivi 1936'da bir dizi fotoğraf çekiyor. Hemen Ayasofya'nın şurada tek birimli bir revak şeyi var. Onun yanında iki katlı, yuvarlak kemerli, Tanzimat döneminde yaygın olan ilginç bir üslubu canlandırıyor. Bir sürü odadan oluşuyor. Her odanın bir bacası var. Yan yana iki avlu. Şu avluyu biraz evvel ziyaret ettik. Büyük avlu, içine girdiğimiz avlu. İşte ikisinin birbirine ne kadar yaklaştığını görüyorsunuz. Bu 19. yüzyıl yapısı. Batı cephesinin devamıyla boşluk olarak bir süre varlığını devam ettiriyor. Herhangi bir amaç yok buradaki yıkımın. Hani Suriye'de bir yer etmiyor. Aslında herhangi bir zarar vermiyor. Müzeye çevrilen yapının pekala bir destek birimi olarak kullanılabilecekken, çünkü Ayasofya Müzesi'nin yaşadığı dönem boyunca en büyük sıkıntısı müze birimlerinin şeyleriydi. Yani müdür bey kutubeler odasını kullanıyordu ve diğer yönetim binası yoktu. Sıbyan Mektebi'nin altında bir kütüphane ve bazı şeylerde de uzman odaları vardı. Çok sıkıntılıydı. Neticede 80'li yıllardaki kazıyla birlikte işte bu kalıntılar ortaya çıktı. Medresenin işte dış duvarları şurada görülüyor. Gayet kalın. Onları takip etmek mümkün. İçeride ortada revakla onun bulunduğu yer. Tabi bu arada 30'lu yıllardan hemen sonra dikilen bir çam ağacı muhteşem bir şekilde bu avlunun yerinde büyüyor. O da hemen zaten şurada görünüyor. O bütün bu hikayenin dışında tamamen bağımsız avlunun müthiş bir karakteri olarak kalıyor. O bütün hikayeyi medresesiz döneme şahit. Şimdi medreseyle birlikte yaşıyor. İşte 90'lı yıllarda medresenin görünümü. Birinci avlunun kazıları 80'lerde, ikinci avlu 2000'li yıllarda yapılmış. Bizans dönemi malzemesi bol bulunmuştur burada. Hemen söyleyelim. İşte bu kalıntıları genel görünümü. Şu biraz evvel gördüğünüz tek birimli revak. Orada şimdi medresenin cephesi buraya kadar dayanıyor ama aslında ikinci avlu tamamlanmadığı için burada Ayasofya'yla doğrudan bir bağ yok. İşte Sultan Mahmut imaretiyle biraz evvel konuştuğumuz sokak, şuradaki temel duvarlarının üzerinde medrese yükseldi. İşte bugünkü biraz evvel önünde durup konuştuğumuz kapı. Soğuk Çeşme Sokağı'na doğru bakan yerde eskiden sadece şu duvar izini takip edebiliyor dedik. Bu duvar izini de gösterip aman işte medreseyi merak edenlere işte medresenin böyle bir cephesi vardı. Yani bir binayı yıkmaya kalkıştığınızda bütün izlerini yok etmek pek mümkün olmuyor. Orada bir duvarın üzerinde binanın böyle cephesine ait bir kesim adeta gelecekte yapılacak bir rekonstrüksiyon için iz olarak bırakılmış gibi. Bizim yıkım ekiplerimiz hiçbir zaman çok temiz çalışmıyor. Çok şükür böyle. Arkada bir sürü iz bırakıyor. İyi bir arkeoloji ekibine de denk gelirse ekip bayağı hassas çalıştı burada. Bunlar takip edildi. İşte Erdem Güncel'in çizdiği çizimler. Daha sonra Rölevi Anıtlar Müdürlüğü'nün arşivinde korunan şey. Tabii bu temel izleri aşağı yukarı bu şekildeydi. Bunlar bir sürü ebeyi içeriyordu. İşte biraz evvel gördüğümüz kuyunun kazılar sırasındaki hali. Bu temel duvarlarının üzerine tuğla medrese duvarları oturtuldu. Bazı birimlerde hala teşhir ediliyor. İşte temel duvarları, onların dışarı doğru taşan kısımları. Tuğla örgüler tamamen modern rekonstrüksiyonun inşaatın malzemeleri. Bazı noktalarda temel seviyesinin altında böyle tanımlanması çok zor ama Bizans dönemine ait ekseriyeti tuğladan 6. yüzyıl Ayasofya'nın duvar tekniğiyle uyumlu bir takım duvarlar çıktı fakat mahiyet anlaşılması çok zor. Küçük parçalar halinde bulundu. Bunların kodundan aşağıya yani medrese kodundan aşağı inerseniz galiba Bizans devri dokusunu daha iyi görmek mümkün olacak. Bu arada tabii Osmanlılar medreseyi inşa ederken
birçok Bizans yapı malzemesini de hem inşaatın içerisinde hem de çevresinde kullanmışlar. Bunlar da yapılan restorasyon çalışmaları sırasında denizlendi, belgelendi, fotoğraflandı. Ama işte medresenin neresinde olduğunu, işte nerede bulunduğunu vesaire şeyleri izleyebiliyorsunuz. Bunu şantiye gerçekleştirdi. İşte ama inşaat ortaklığı, anıt restorasyon ya da şey diye biliniyor. Onların arşivinden bazı fotoğraflar. İşte bu inşaat süreci, arkada Soğukçeşme Sokağı. İşte Bizans devri, böyle tonozlu bir duvar kalıntısı. İşte biraz evvel oturduğumuz avlunun bir inşaat aşaması. Değişik aşamaları. Neticede tamamlanmayan bir avlu. Üzerindeki o modern şey yapılmadan önce. Böylelikle hiç değilse kalıntılar avlunun birinde Osmanlı arkeolojisinin tanımlaması açısından korundu. Sonunda da işte bu şık bina gerçekleşti. Benim eğitim gördüğüm İstanbul Üniversitesi'nde Türk sanatında genellikle perdeleri sıkı sıkıya kapatıp sınıfta işlerdik. Ama binanın içinde binanın slaytlarını göstermek biraz komik galiba ama kusura bakmayın, onları da koydum. Hani tekrar bir hatırlayalım bu alanı. Hakikaten hoş bir kurgu diyelim. Yani tekrar şu ilk slayta döneyim, medreseyi şeyin içerisinde göstermek için. Aslında bana çok ilginç geliyor. Batı cephesi, Ayasofya'nın batı cephesindeki bu medrese. Hiç şüphesiz Türkiye'de ne yazık ki sıkıntılarımız var. Hepimiz tartışmaları biliyoruz. Ben de koruma dersinde sık sık öğrencilerle bu konuyu tartışmaya çalışıyordum. Batı cephesinde 30'lu yıllarda yapılan bir kazıyla ortaya çıkan Theodosius Ayasofya'sının müthiş mimari kalıntıları var. Bir tarafta da 30'lu yıllarda bu kazılar yapılırken yıktırılmış bir medrese var. Osmanlı eğitim yapısı. İşte kentin en eski İslam yapısı, İslam eğitim yapısı, en eski işte çok enteresan çift avlulu bir medrese, iki katlı bir medrese. İstanbul için çok özel şeyler bunlar. 19. yüzyılda yenilendiğinde modern mimarinin ilginç bir örneği. Osmanlıların 19. yüzyılda tamamen yok olmuş bu medresenin yerine bir yapı inşa ederken o medresenin en önemli unsurları olan iki katlı olması ve iki avlulu olmasını bu modern medresenin içerisinde yine devam ettirmiş olmaları bana çok ilginç geliyor. Yani tesadüf değil. 19. yüzyıl eğitim yapılarında böyle bir şey görmüyoruz. Pekala buradaki Ayasofya Medresesi'nin kaynaklarda anlatılan plan kurgusunu devam eden bir şeyi yaşatmak istiyorlar, tercih ediyorlar burada. Bu da Osmanlı dünyasının 19. yüzyıldaki koruma anlayışını bence göstermesi açısından çok ilginç. Yani tasarımda eski anlatılanlara uyuyor ama cephede dönemin yaşayan mimarisi, Tanzimat sonrası ortaya çıkan mimariyi cephede alabildiğini sergiliyor. Adeta burada da daha muhafazakar bir eğitimin gerçekleştiği medrese dünyasına Osmanlıların yeni böyle batılılaşma yüzünü o medresenin cephesinde bizlere sergiliyor gibi geliyor bana. Bunlar da belki tartışılacak şeyler ama bir sürü tartışmadan sonra yapı yerine geldi. Ben derslerde tartışırken sanat tarihçisi meslektaşlarım ya da meslektaş adaylarım daha liberallerse mesela Theodosius Ayasofya'sının kalıntılarının bir anastilosisle ayağa kalkmasını tercih ediyorlardı. Daha muhafazakar olanlar medreseyi istiyordu. Arada böyle mutedil olanlar, orta yolcular da ikisini de yapalım diye idare etmeye çalışıyorlardı. Ama Türkiye'de hani bu tür kararları verirken epeyce tartışıyoruz galiba. Neticede en azından bu tartışmalardan bir tanesi gerçekleşti. Bakalım Theodosius Ayasofya'sını nerede, ne zaman, nasıl anlatacağız? Onun izlerinde belki gelecekte konuşuruz. Teşekkür ediyorum efendim. Teşekkürler Emin Hocam. Direkt buradan belki Sufi Hocam sözü size verebiliriz. Hani soru cevabı geçmeden belki rekonstrüksiyonla ilgili, medreseyle ilgili, Osmanlı mimarisi içerisindeki yeriyle ilgili sizinle paylaşmak istedikleriniz için. Teşekkür ederim. Kıymetli misafirler, ben de hasbelkader bu restorasyonun bilim kurulunda bulundum. Fakat daha önceden Medrese hakkındaki geniş bir raporu
Erhan Afyoncu Hoca ile birlikte hazırlamıştık. 2016-2017 sunduktan sonra Vakıflar Genel Müdürü galiba siyasi iradeden çok hızlı bir sürecin başlamasını istemişti. Ayasofya'nın açılışı gündemdeydi. Medresenin de mutlaka acilen tamamlanması, getirilmesi ve ihya edilmesi isteniyordu. Tabii siyasi irade karşısında kimsenin duracak hali olmadığı için biz de ayak uydurmaya çalıştık. Bilim kurulu üyeleri arasında Can Binan vardı, bizim Ahmet Güleç vardı, bizim buradan da Hasan Fırat Diker yer almıştı. Onlara da yıl başına kadar bitirmeleri talimat verilmiş bir dahilde. Biz şöyle diyoruz, bunu bir düşün, hayır düşünme fırsatımız yok, bunu acilen karara bağlamak lazım. Üst üste şeyleri yerinde deneyerek, bu akşam bunun üstüne bir insan nasıl olur, silmeyi nasıl koyarız, tamam şeylerini hangi renkten seçelim. Fakat biz rengi biz seçmedik, Allah şahit yani. Bu renk nereden çıktı ben de bilmiyorum. Bilim kurduğu sonra. Bir de tabii akşam gümleyesi, taşıyıcı sistem olduğu için içeride akşamın korunması oldukça zor. Dış atmosfer açık olan akşam, yağmur su vesaire. Vernik de, koruyucu da sürseniz bir süre sonra aşınabilir ve bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Onlar da düşünecek haliniz yok dediler. Acilen bunu biz yapıp bitireceğiz, ve teslim edeceğiz. Açılış yapılacak. Yani şansınız yok herhangi bir şey yapmaya. Siz de tabii ki bir an önce bu adrese ihya edilsin, ayağa kalsın. Şanına yakışır biçimde. Büyük Hakan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir eseri olarak. Ayasofya'nın da bir Osmanlı külliyesi haline dönüşmesine katkı sağlayan bir yapı olarak şey yaptık yani engellemeye kalkışmadık. Biraz bilimsel endişelerimizi göz ardı etmek zorunda kaldık. Yarın derlerse tabii suç bize olacak çünkü bizim imzamız var. Ama zaten engellesem ne hayır sıkıntı olur. Dolayısıyla şimdilik böyle olsun dedik. Ve çok şükür güzel bir an geldi. Ama inşallah bunun için doldururuz. Ve aktif faaliyetlerle bir ilim ilham yuvası haline gelir. Ve restorasyon sıkıntıları da çıktıkça ortaya. Zaten okulumuz da burada. Sürekli tansiyonuna bakarız, nabzını alırız. Ne bir durum ona göre müdahaleler yapabiliriz. Ama ben şeyi söyleyeyim hani ben medresenin yeniden rekonstrüksiyonunu burada olumlu karşılayanlardan biriyim. Yani ben açıkçası ben de bir döneminde şeyde bulundum. Erken evresinde restorasyonun bilim kurulunda ben de bulundum. Alttaki temel kalıntılarının Bizans'la ilişkileri açısından bir şey çıkar mı? Onları nasıl korumak gerekir, ne yapmak gerekir diye. Ama Bizans'la ilgili çok önemli bir şey çıkmadığı için şeyde neticede bir süre sonra yukarı doğru, çatıya doğru gelince artık Bizans tamamen ortadan kaybolmuştu. Dolayısıyla da ikinci bir evre tamamlama evresine geçildi. Ama hani gördüğünüz gibi aslında kent süliyetinde çok özel bir yere sahip değil. Benim burada da tartıştığım, acaba kaybettiğimiz medreseyi mi yeniden yapmalıydık? Yani Osmanlıların son devirde yaptığı medreseyi mi? Bunun tesis eden Fatih'tir ama bugünkü medrese 19. yüzyıl yapısıdır. Acaba bunu mu yapmalıydık ya da Osmanlıların o korunacı anlayışına benzer şekilde gene iki avlulu, iki katlı ama modern bir bina mı burada yapmalıydık? Bunlar belki tartışılabilir ama hani yapılmasını ben Ayasofya açısından pek zararlı görmüyorum. Hatta böyle eğitim amaçlı kullanılacaksa bu bence Bizans devrinde başlayan bir geleneği. Bizans'ta da Ayasofya'nın etrafında ciddi bir eğitim dünyası vardı. Devamını tanımlıyor. Bu açıdan bana şey geliyor. Yani ciddi bir eleştiri şey yapmayabilir, olmayabilir.